Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte internette dolaşan, böyle bir para veriyorsunuz, 50 TL, 30 TL her neyse işte onun siteleri var. Sonra sizin etrafınızdaki kablosuz ağların şifresini size yolluyor. Siz de böylece beleş olarak internete girebiliyormuşsunuz diye bir iddia var, onu deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, her şeyden önce hem bu deneyeceğimiz yöntem hem de muhtemelen bu işi yapan insanların yaptığı işin hukuki bir karşılığı var. Onu bir belirtelim. Yani siz birinin internetini o kişiden habersiz olarak kullanamazsınız. Bu bir suç. Bizim de amacımız burada size gerçekten böyle bir şifre geliyor mu, bu şifre çalışıyor mu veya bu iletişim süreçlerinde ne yapıyorlar falan filan onları göstermek olacak. Şimdi isterseniz direkt Google Chrome'a geçelim ve Wi-Fi şifre kırma paralı yazalım, bakalım neler olacak. Şimdi başlıyorum. Hemen şurada bir web sitesi geldi. Bunu açıyorum. Şurada bir şey daha var, bunu da açıyorum. Aynen, burada bir şey daha var, onu da açıyorum. Şimdi biz burada iki tane satış yapan site bulduk arkadaşlar. Şu an siz bunları blurlu görüyorsunuz, nedenini biliyorsunuz. Şimdi hemen bir tanesinden ben şuna geleyim. Nedir bu? Wi-Fi şifre kırılır 50 TL. Tıklıyorum, kır bakayım şifremi. Aynen, buraya bir tane form koymuşlar arkadaşlar. Şimdi bu formu dolduralım. Adımız Baltiyar Gündüzcü. Şimdi buradaki arkadaşımız bizden şey istemiş. Bir tane program indirmemizi istiyor Google Play'de. Bilgisayar içinde başka bir şey indirmemizi istiyor. Şimdi ben o programı indireyim. Bu bize bir liste verdi arkadaşlar. Şöyle büyüteyim. Siz bu listeyi de maalesef blurlu bir şekilde görüyorsunuz. Çünkü MAC adresleri falan filan yazıyor. Ya bunlar çok önemli şeyler bilmiyorum ama trip olup blurladık işte. Ondan sonra burada şimdi 6 tane kablosuz bağlantı görünüyor arkadaşlar. Bunlardan zaten 4 tanesi bizim. Bir tanesi de PlayStation 4'ü gördü. O da okey. Onu saymayalım. Şimdi burada arkadaşımız demiş ki bir şey daha eklendi buraya. Ekleniyor sürekli bir şeyler. Demiş ki burada bana programdan aldığınız ekran görüntüsünü atın demiş. Hemen alıyoruz ekran görüntüsünü. Şimdi arkadaşlar gönder butonuna basıyorum. Bastıktan sonra burada yazana göre en kısa sürede e-mail ve WhatsApp üzerinden geri dönülecektir diyor. Ben göndere tıkladım. Şimdi onu gönderdik. Oradan bir cevap bekliyoruz. Bizim Umut'un telefonunu verdik oraya. Şimdi bir de burada Wi-Fi şifre kırıcı var. Burada yol yordam anlatıyor. Handshake bilmem neler. Bak, Wi-Fi şifre kırma suç mu demiş. Kaçak internet suç onun cezası için kanunu bilgiler. Aynen. Ücretsiz internet Wi-Fi şifre kırma esasen suç kapsamındadır ve cezası vardır. Arkadaşlar, şifre olsun veya olmasın, başkasına ait kablosuz ağdan izinsiz rızası dışında internet kullanımı, oha, 6 aydan 2 yıla kadar az olmuş, müebbet verelim, müebbet. Ayrıca bu ağları kullanan kişilerin illegal işlere karışırsanız o ortalık çok karışık arkadaşlar. Hem Wi-Fi şifre kırıcı diye site açmış hem de suçtur demiş. Güzel, hoş şeyler bunlar. İşte yok hırsızlığa girer girmez yasada. Bu geçersiz arkadaşlar ama dediğim gibi eğer başkasının Wi-Fi şifresini izinsiz rızası olarak kullanırsanız Allah canıma almasın, müebbet yersiniz. Dikkat edin. Biz kendi Wi-Fi şifremizi kırıyoruz. Arkadaşlar, buradaki arkadaşımız bize e-mail yoluyla ulaştı. Dedi ki şöyle bir şey söyledi. Benim çok ilgincime gitti. Sizin gönderdiğiniz modemler Türk Telekom değil. Eğer Türk Telekom olsaydı, ben Türk Telekom modemlerinin algoritmasını bildiğim için, elimde o algoritma olduğu için onu size tık diye kırıp yollayabilirdim. Fakat sizin modeminiz Türk Telekom olmadığı için handshake işlemi yapmanız lazım dedi. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar, Android telefonlar için bir tane uygulama indirtti. Dedi ki etrafınızda Türk Telekom olan, onun da bize başında şöyle bir harf olacak falan filan dedi. Bir tane modem bulun dedi. Biz şimdi onu da arattık işin açıkçası. Aha, vallahi arkadaşlar, yalan olmasın, 5-10 dakika içerisinde maksimum tüm süreçler halloldu. Bize WhatsApp'tan bir tane şifre geldi. Bomba paketimi açıklıyorum. Şifre yanlış. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Önemli değil. Çünkü hakikaten merak ettik yani. Gerçekten kırılabilir mi, kırılamaz mı diye. Normalde bizim internet şifremiz... Evet, onu söylediğimize göre. Yalnız bize gelen şifre Adana, Büyük Hatay, Denizli, Urfa, Adana, Küçük Hatay, 16, Cizre, Trabzon şeklinde oldu. Böyle bir şifremiz yok bizim. Biz bildiğiniz dünyanın en basit şifresini kullanıyoruz. Neden böyle yapıyoruz bilmiyorum. Bu videodan sonra muhtemelen değiştiririz. Ya belki de başka bir modemin şifresi, bunu bilmiyorum. Belki de bu şifre doğru. Yani başka bir şeye bağlanmamız lazımdır. O kısmını bilemiyorum. Fakat bu işin yasal olmadığı için biz gidip de ben şu an bilmediğim bir modeme bağlanamam. 2 yıl, 6 ay falan cezaevinde böyle dandik bir meseleden yatamam. Diyorum ve videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu videomuzda internette oldukça fazla gördüğümüz ücretli Wi-Fi şifre kırma programlarından, hatta bu işi yapan insanların bir tanesinden sipariş verdik. Gelen şifre yanlış çıktı. Sizin de aklınızda olsun. İnsanlara sorun, internetinizi paylaşabilir misiniz, ihtiyacım var vesaire vesaire diye. Daha böyle insani dostane yolları denerseniz daha başarılı olacağınıza inanıyorum. O yüzden bizce buna yönelmeyin diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Zaten hukuki yaptırımları da var. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan
beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa da bizlere yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Kalp de kırmayın, Wi-Fi şifresi de kırmayın. İyi insan olun, düzgün insan olun.